Evet sevgili Orhanlar Mahallesi sakinlerimiz, sevgili yurttaşlar. İşte biliyorsunuz sizlerin sayesinde, sizlerin itimiyle Orhanlar Mahallesi muhtar adayı oldum. İşte birkaç aydan beri oradaki çalışmalarımı görüyorsunuz sevgili dostlar. İşte gördüğünüz gibi Deniz Eczanesi'nin oradaki bütün mazgalları yaptırdım. Rugarları yaptırdım. Efendime söyleyeyim, şimdi de şey üzerinde çalışıyorum. Bozane Camisi'nde engelli vatandaşlarımız için bir rampa yaptırmayı sözünü verdim. Oradaki camiye giden işte yurttaşlarımızla konuştum. Engelli vatandaşlarımız camiye girip rahatlıkla ibadetlerini yapamıyorlar. Ben de bunu kendime bir görev edindim. İşte biliyorsunuz ben gazeteciyim. Ereğli Postası gazetesinin sahibiyim. Orhanlar Mahallesi'nde Özmar Market'in üzerinde oturuyorum. Orhanlar Mahallesi'nde muhtar adayıyım. Yani çalışmalarımı gördünüz. Daha muhtar olmadan bir sürü şeyler yaptım. Bunu sırf reklam olsun diye yapmıyorum. Çünkü artık 61 yaşındayım. Mahalleme biraz daha güzel hizmetler yapayım dedim. Hakikaten babadan oğula geçilen bir muhtarlık olayı var burada. Çalışmıyor arkadaşlarımız. Bu zamana kadar çalışmadılar. Karşılarına onlar da haklı. Karşılarına aday çıkmadılar çünkü. Tabii ki benim gibi de bir aday çıktılar için işte gazeteci dediler. Bizim bütün işimizi bu gazeteci arkadaşımız yaptırır. İnşallah bütün hizmetlerimi Orhanlar Mahallesi için yapacağım. Onlar için çalışmalar yapacağım. Çocuk parkının mesela çok küçük. Çocuk parkını işte orada büyüteceğim. Yani akşam olduğu zaman Orhanlar Mahallemiz karanlık içerisinde kalıyor. Orayı ışıklandıracağım. Efendime söyleyeyim sanat okulunun o dış demirlerini artık güzel bir şekilde dizayn ettireceğiz. Orhanlar Mahallesi'ne yakışan bir şey olacak. Hatta okulu dahi boyattırmayı düşünüyoruz. Yani yağmurdan olan baskınlar artık Orhanlar Mahallemizde kolay kolay olmuyor. Neden? Çünkü şeyleri yaptırdım. Mazgalları falan hepsini yaptırdım. Ben bunu isteyerek yaptırdım. Çünkü yani bir gazeteci hatayı gördüğü anda, olumsuzluğu gördüğü anda hemen denklaş törenine basar, o haberi yapar ve belediye başkanlığı da haberi görür, hemen müdahale eder ve daha güzel yapar. Onun için Orhanlar Mahallesi muhtarlığına adayım. Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum çünkü hayallerle konuşmuyorum. Yani hayali projelerim yok. Çünkü burası Ereğli'nin en kültürlü, en çağdaş, en sosyal mahallesi ama maalesef bu zamana kadar hizmet buraya gelmemiş muhtarlık açısından. Ama size söz veriyorum. Orhanlar Mahallesi'ni çiçek gibi yapacağım. Kültürlü bir mahalle yapacağım. Size bunun sözünü veriyorum. İlk sözüm Bozane Camisi'ne engelli yurttaşlarımız için rahatlıkla ibadetlerini kurmaları için oraya bir engelli rampası yaptıracağım. Buna İsmet Keskin sözü olarak sizlere söz veriyorum.